29 Nisan günü öğrencilerin 1 Mayıs eylem çağrısı sonucu jandarmalar okulun etrafını çevirmiş ve eylemi engellemeye çalışmışlardı. Saldırı hazırlığı sırasında okul önüne gelen aileler ve mahalle halkı jandarma karşısında duyarak devrimci öğrencilere siper olmuştur. Jandarmanın adı coşma sonucu Menekşe Erbay annemiz vurularak katledilmiştir. Menekşe Erbay sadece bir anne olmadığı gibi mahallemizin kültürünü ve direngenliğini de göstermiştir. Bizlere bir miras bırakmıştır. 1977'den bugüne katledilen bütün devrim şehitlerimiz bizlere bu mirası bırakmışlardır. Anılarına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs'ta her alanda attığımız slogan ile açtığımız pankart ile değerlerimizi ve tarihimizi yaşatacağız. Bugün yaşam öğrenerek, direnişi büyüterek bize bırakılan mirası devam ettireceğiz. Şimdi her alanda yaşama öreceğiz ve kazanacağız. 2024 1 Mayıs yaklaşırken bugün tüm dünyada emperyalist kapitalist sistem işçi ve emekçilere, ezilenlere, halklara savaş politikalarıyla ölmeyi ve daha fazla sömürülmeyi dayatmaktadır. Yönetenler ve çeteleri her geçen gün servetlerine servet katarken diğer kutupta sefalet birikmektedir. Her gün kadın cinayetleri, tacizleri, tecavüzleri sadece televizyonlarda duyduğum bir haber olmaması için. Üniversiteler, gelecek ümidi olmayan öğrencilerin eğitim ve bilimin olmadığı binalardan ibaret olmaması için. Ormanlar, nehirler, denizler, şirketlerin elinde yağma alanı haline gelmemesi için. Bu 1 Mayıs'ta bir eline yaşamını, bir eline getirebileceğin özgür günleri al. Senden olanların direnişine katıl. Yaşam, umut, direniş olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Menekşe Erbay kavgamızda yaşıyor.